arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Engin. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Umut Fırat Eroğlu. Kendisi bilim yazarı ve şaman rehber. Çok ilginç konulara değineceğiz. Hazır olun. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Bize biraz kendini anlatır mısın? Bahsettiğin gibi Hürriyet Gazetesi'nde bilim teknoloji yazarıyım ve bir şaman rehberim. Şaman rehber nedir dersen, çağlardan beri insanlığın şifacıları yeri geldiğinde, rehberleri yeri geldiğinde, psikologları yeri geldiğinde bir kabilenin tiyatrosunu ve eğlencesini ve hikayelerinin aktarılmasından mesul olan kimsedir şaman. Bugün günümüzde şaman rehber insanlara hem şamanizmi bir yaşam felsefesi olarak sunan ve hayatına dahil etmesine yol gösteren ve bir şamanı şaman yapan şey de şifacılığıdır. Hem fiziki, hem ruhsal, hem manevi ve zihinsel anlamda şifa arayışında olan insanlara da yol gösteren ve o enerjinin onlara geçmesine olanak sağlayan insandır. Peki, şamanizm nedir? Bir şamana göre, yani bir şamanın tanımıyla şamanizm nedir? Şamanizm çok geniş ve kadim bir konu. Şamanizm her şeyden önce bir din değildir. Onu söylemek lazım. En çok merak edilen konulardan biri bu. Şamanizm çağlar boyunca bir inanç sistemi olarak var olmuş. Kökeni 40 bin yıla, 70 bin yıla kadar uzandığı düşünülüyor. Yani aslında insanlar kendilerinin farkına varıp bir inanç arayışına, içinde bulundukları dünyanın bir manasını, yaratılışın nereden geldiğine dair bir arayışa geçtikleri anlardan beri var olan kimselerdir ve onların o inanç alanını tutan kimse olmuş şaman ve aynı zamanda dediğim gibi o kabilenin ilk doktorları, ilk şifacıları da şamanlar olmuş. Tiyatro örneğin bugün bildiğimiz tiyatronun kökeni de aslında çok eski tarihte şamanizme dayanır. Yani dolayısıyla şamanizm sadece bir inanç meselesi değil, bir yaşam ve kültür meselesi de aynı zamanda. Keza bizim kültürümüzün içerisinde bugün 40'a yakın adet var, gelenek var. İşte tahtaya vurmaktan tut da gidenin arkasından su dökmeye, çaput bağlamaktan tut da hatta mezar taşına kadar pek çok şey aslında bizim şaman kökenlerimizden geliyor. Peki bu yani şamanizmin kökeni coğrafi olarak Orta Asya'ya mı dayanıyor? Şamanizmin kökeni bildiğimiz anlamda Orta Asya'ya dayanıyor. Bununla beraber dünyanın pek çok coğrafyasında da şamanik motifleri, kültürleri görebiliyoruz. Örneğin Amerika kıtası, Güney Amerika ve Kuzey Amerika baştan aşağı şamanlardır. Afrika kıtasında da yine Zulu kabileleri örneğin şamanlardır ve onlar gibi başka bölgelerinde de şamanik. Tabii oradaki biraz daha farklı bizim anladığımız türden. Onunla birlikte Tuva, Orta Asya'da ve Sibirya şamanlığı bugün bildiğimiz şamanlığın özünü, kökenini oluşturuyor. Sen peki neden bir şaman rehber olmaya karar verdin? Ne itti sana bu? Aslında ben şaman rehber olmaya karar vermedim. Bu öyle bir şey ki insanın yazgısında ve kanında varsa bir şekilde kendisini bulan ve o yola davet eden, çeken bir şeydir şamanlık. Benim şamanik yolculuğum 2014 senesinde ustam olan Şaman Durek'le, tanırsın, bilirsin kendisi, dünya ünlü bir şaman. Onunla tanışmamla başladı. Bir arkadaşımın röportajı vasıtasıyla tanışmıştık ve orada hemen görür görmez birbirimizi biliyor enerjisindeydik. Sonra ben onun eğitimlerini almaya başladım. Daha sonra yakınlığımız, ahbaplığımız gelişti. Artık sürekli bir aradaydık ve bana uyanış kitabımızı yazmayı önerdi. Ve o süreç içerisinde onunla birlikte çok vakit geçirdim. Benim ilgim, yani spiritüel, manevi konulara ilgim 13 yaşından başlıyor. 13 yaşında meditasyon yapmaya başladım. Annem evde kristaller vardı, kitaplar, meditasyon yapardı. Bana da Üçüncü Göz diye bir kitap vermişti ve oradan bir çocuğun manastıra kabul edilmiş, ediliş ve Dalai Lama'nın yardımcılığına kadar yükselme hikayesi. İçinde astral seyahatler, auralar, üçüncü gözler, her şey var. Çok ilgimi çekti ve ben de işte astral seyahate çıkmaya çalışırdım kendi kendime. Meditasyon yapardım, böyle içsel yolculuklar yapardım. Böyle başladı. Sonra 20'lerinde Reiki,
ve biyoenerjiyi, ellerimdeki enerjiyi keşfettim. Onunla beraber Reiki'ye yöneldim. Tabii yakın çevreme, işte arkadaşlarıma, kız arkadaşlarıma, kimin bir ihtiyacı varsa onlara elimden geldiğince bir şeyler yapıyordum şifa anlamında. İyi de geldiğini, ufak tefek ağrılarını kestiğini gördükçe o da tabii yüreklendiriyordu ilerletmek için. Ama bunu bir yaşam biçimi olarak düşünmemiştim. Bir yandan bilgisayar eğitimi alıyorum ve çok rasyonel de bir analitik düşünce yapısına sahibim. Onunla birlikte evrende olan biten enerjilerin akışı, enerjinin mekaniği ve bu olan bitenin anlamlandırma kısmı da bilimsel bir perspektifle oldu. Daha sonra müzik eğitimi aldım, ses mühendisliği ve orada sesin doğasını ve enerjinin doğasını öğrenme şansım oldu. 2006'ydı yanılmıyorsam yıllarında tasavvuf, İslam felsefesine ilgi duymaya başladım ve oraya yöneldim ve İslam pratikleri de hayatıma girmiş oldu öylece. Ve ben kendi yolculuğumda evreni, olanı, biteni böyle bilim, tasavvuf, enerji, spiritüel, meditasyonlar yoğun bir şekilde kendi içimde yaşarken ve bu rehberlikte yakın arkadaşlarıma feyiz olabilecek şekilde sürdürürken sonra 2014'te Durek'le tanışmamla birlikte evvelinde bir arkadaşım sen şamanlığa bakmalısın orada senin için bir şey var demişti. Durek'le tanışmamla birlikte de şamanlık yolu açıldı ve o da benim yolum, usulüm, yolum, yordamım haline geldi. Umut Fırat Eroğlu olarak bir bilim yazarı ve aynı zamanda da şaman rehbersin. Bu iki noktayı nasıl birleştirdin? Bu iyi bir soru. Bu iki nokta sanki birbirine çok uç noktalarmış gibi evet. Görünmekle beraber aslında doğanın sahip olduğu teknolojiye bakacak olursak bunların çok da birbiriyle alakasız olmadığını görürüz. Çünkü şamanların yaptığı şey de aslında doğanın teknolojisini kullanmak. Yani enerji akışlarını yönlendirmek. Şamanların işi asıl olarak o insanın aurasındaki, enerji bedenindeki titreşimlerle çalışmaktır diyebiliriz. Tabii bu titreşimlerin bilinçli enerji formuna geçmesi, varlık dediğimiz halleri alması gibi durumlar işi daha karmaşık bir boyuta da taşıyor. Sadece bu kadar sınırlı değil, basit anlamıyla ifade ediyorum. Benim tarafımda ben 2006 yılında Radikal'de yazmaya başladım. Daha önce Tempo dergisinde yazıyordum ama gazetede. Ve bilim teknoloji yazıları da yazmaya başladım cumartesi de. Daha sonra Milliyet Gazetesi'nde 3 yıl teknoloji editörlüğünü yaptım. Şimdi de Hürriyet'te devam ediyorum. Aslında bugün bilim insanlarına da baktığımızda artık bilimin bir şeyleri ispat etmekten çok yeni olasılıkları keşfetmekle ilgilendiğini ve bilim insanlarının da daha çok buna heyecanlandığını duyuyoruz. Bugün en sık adını duyduğumuz iki bilim insanı Nikola Tesla ve Albert Einstein her ikisi de aslında bütün bu varoluşun içerisinde bir tanrısal esansı yakalamayı bilen ve onun olduğunu hissettiren bilim insanları. Einstein'ın lambda değeri mesela formüllerin içerisinde katı bir değeri olmamasının yanı sıra o formülün içerisine ancak lambda değeri konulduğu zaman o formül çalışır ve o lambdanın da mutlak bir karşılığı yok. Değişken bir formül. Nikola Tesla'nın da bir sözü var. Bilim insanları şu anda uğraştıklarıyla değil de spiritüel anlamda evreni çözmeye yönelseler, onu anlamaya gayret etseler 10 yıl içerisinde çok daha üstün teknolojilere erişebilirler der ve Nikola Tesla'nın da uğraştığı alanlar doğrudan enerji zaten biliyorsun. Doğrudan enerjiyle uğraşıyor. Einstein de aynı şekilde E=mc² orada önümüzde duruyor. Evet. O da aynı şekilde enerjinin doğası, görelilik ve daha sonra kara delikler gibi. Yani bugün artık sonunda kara delik gözlemlenebildi. Fakat pek çok teori, işte uzay ve zamanı büküp yol almak gibi örneğin, kuantum düzeyinde elde edilen bulgular, bunların hepsi
aslında fiziki olarak kimisi ispatlanamayacak fakat teori anlamında var olan ve bize gördüğümüzün çok daha ötesinde bir varoluşa işaret ediyor ki evrim de bunlardan bir tanesi aynı zamanda. Peki şamanizmin insanın varoluşuna dair bir bakışı var mı? Şamanizmin insanın varoluşundan ziyade varlık dediğimiz kavrama dair bir bakışından söz etmek mümkün. Çünkü şamanlıkta her şeyin bir ruhu olduğuna inanılır. Ve bu her maddenin de bir ruhu olduğu anlamına gelir ki bunun bu ruh dediğimiz esasında varlık denilen kavramdan bahsediyoruz. Varlık olabilmesi için bir bilinç mertebesine erişmesi gerekiyor. Ve bilinç dediğimizde bugün kendi kendinin farkında olan demek en basit tabiriyle. Tabii bilincin ne demek olduğunu bilim dünyası da idrak etmiş değil henüz. Belki tam anlamıyla hiçbir zaman kavranamayacak ama bununla beraber kendi kendisinin bilincinde farkında olan demek. Dolayısıyla şamanlık insanın varoluşundan ziyade varlık yani ruhun varoluşuyla ilgileniyor ki bu anlamda da ruh sadece insanla sınırlı olmayıp bilhassa doğa kültlerinde olduğu gibi yani dağın da bir ruhu, ağacın da bir ruhu, taşın, kristalin de bir ruhu olduğuna inanılır, bilinir hatta. Buna hep tarihte putperestlik olarak bakmışlar bir süreç. Özellikle evet. İslam'ın Orta Asya'da yayılmaya başlamasından evet. Sonra mesela Kaşgarlı Mahmut şamanistlerden bahsederken işte bunlar taşa toprağa neye bulsa taparlar evet. diyor. Gerçekten öyle midir? Şamanlıkta tapınmak diye bir şey asla yok. Hiçbir zaman da olmamış zaten. Yani şamanist kabilelerde şamanın kendisi yani şamanizm bir şamanın etrafında düğümlenmekle beraber bizim Türklerin kökeninde yani Göktürklerde olan Gök Tanrı din olarak da geçer. Gök Tanrı inanışında ilk başlarda bir şaman da yok aslında. Ve orada da gene doğa kültleri işte dağlar, taşlar, toprak var. Orada şöyle bir durum var. Tapınmak hiçbir zaman olmamış. Bununla beraber o varlıkların yani doğanın ki bir dağın örneğin yaşamı mümkün kılan varlıklardan bahsediyoruz. Onların bir ruhu, bir bilinci, bir özü olduğu düşüncesi var. Bu anlamda bütünsel olarak baktığımızda dünya gezegeninin de tek başına bir canlı olduğunu hissedebiliriz. O yüzden yer ana diyoruz zaten evet. Dünya gezegenine. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş özellikle putlar konusunda. Atalar kültü vardır. Yani eski Türklerde ve şamanlarda topluma önderlik etmiş, liderlik etmiş, toplumda da vazifesi olmuş insanların, büyüklerin öldükten sonra da onların ruhlarının o topluma, o kabileye göz kulak olduğu, sahip çıktığı, onlara yukarıdan baktığı inancı var. Buna bağlı olarak da onların ruhlarına seslenebilmek amacıyla onların heykellerini yapmışlar. Yani bugün nasıl biz Atatürk'ün heykelini yapıp onu düşündüğümüzde onun imgesi üzerinden onun ruhuyla bugün onun inkılaplarıyla ifade ettiği değerlerle bağ kuruyorsak fotoğrafını astığımız zaman Atatürk'e tapmıyoruz en nihayetinde yani. Değil mi? Tapmıyoruz ama Atatürk ruhu dediğimiz o bir ülkeyi dönüştüren neredeyse yıkılmış, tamamen bitmiş bir ruhu canlandıran o imgeye bakıyoruz. Onun temsil ettiği değerlere bakıyoruz. Zaten bu anlamda atalar kültü deyip Atatürk'ten de bahsedince oradaki ata bağlantısı evet. da güzel bir nüans var orada. Aslında Atatürk bizim kökenimizden gelen o atalar kavramını, atalar kültünü çok iyi temsil ediyor. Şimdi eskiden yani İslam'ın yayılma döneminde bu Kaşgarlı Mahmut gibi bahsettiğin bu nasıl Atatürk'ün heykelini yapıyorsak o zamanlarda onlar da atalarının daha basit heykellerini yapıyorlar ve onları hatırlamak amacıyla bugün bir heykel neden varsa yeryüzünde aynı sebepten dolayı onları hatırlamak ve onlarla onların enerjisiyle ruhuyla bağlantı kurmak yani bu da işte dua etmek ya da ona şükretmek anlamında kullanıyorlar. Dışarıdan gelenler o yani Kabe'deki putlardan gelen bilgiyle sınırlı olduğu için konu buradaki Türklerin o
atalar için yaptıkları heykelleri gördüğünde bunlar da heykele tapıyorlar. Bunlar da bu putlara tapıyorlar diye düşünüyorlar. Ve sanki şamanlığın bir putperestlikle ilgisi varmış gibi bir inanç buradan kaynaklanıyor. Halbuki hiç ilgisi yok. Zaten şuradan da anlayabiliriz bunu. Bugün mezar taşı dediğimiz kavram Arabistan'da yoktur mesela. Evet. Yani İslamiyet'te mezar taşı diye bir şey yok. Ölünün bir kişi diğer aleme geçtiği zaman onun ruhuyla bağlantı kurulabilmesi düşüncesi yok. Çünkü İslam'ın özünde yani gidip ona ona olduğu yerde bir noktada dua edilecek, ona temas edilecek, ona seslenecek, o da duyacak gibi bir anlayış yok. İşte bu anlayış bizim şamanik kökenimizden geldiği için mezarlarda mezar taşları var. Bugün mezar taşlarına baktığımızda üstünde Arapça yazıları gördüğümüz için aslında Osmanlıca yazılar onlar. Arapça yazıları gördüğümüz için mezar taşını da İslamiyet'le ilişkilendiriyoruz. Tabii ki başına gidip Fatiha okuyoruz doğal olarak. Aslında yaptığımız şey kendi geleneklerimizce, kendi adetimizce o kişinin, o merhumun ruhuna seslenmektir ve bir gün mezarın başına gidip orada dua eden her kimse aslında şamanik bir adeti, bir geleneği bugün İslam kültürüyle yoğrulmuş bir şekilde icra ediyor olur. Bu yüzden şamanizm sanki hiç bitmeyecek bir inanç sistemi gibi geliyor bana ki baktığında 50 bin yıldan 60 bin yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Peki bu devamlılığını bir sürü din gelmiş gitmiş, çoğu yok olmuş, unutulmuş, kaybolmuş, bir coğrafyada sıkışmış kalmış. Şamanizm bu devamlılığını neye borçlu? Şamanizm bana sorarsan bu devamlılığını iki şeye borçlu. Bir tanesi konunun insanla değil doğayla ilgili olması. Çünkü hani şamanizm bir din değildir. Bununla beraber şamanizm doğanın dinidir denilebilir belki. Çünkü doğayı en iyi anlayan, doğanın varlıklarıyla, doğanın ruhuyla iletişim kuran ve onunla beraber o uyum, harmoni içerisinde yaşamayı dile getiren ve ifade eden inanç biçimidir şamanizm. Ve bugün artık ona bir inanç biçimi de değil, yaşam felsefesi olarak bakıyoruz. Yani bu anlamda insan Müslüman olup, ben de bahsettiğim gibi İslam ve tasavvuf felsefesi yani şamanlık olunca bunları bırakmadım tabii ki. Yani geçen bir arkadaşım sormuştu bana çok beni eskiden tanıyan. Ya dedi senin bu yolculuğun içerisinde hani biliyor benim bütün ne yollardan geçtiğimi. Sen dedi İslam'la tasavvufla da ilgilenirdin işte camiye de giderdin. Şimdi şamanlık daha evveli de bir yandan bilim de var. Bunların hepsi birden hani bu nasıl değişti yani ona yanına inanıyordun şimdi buna mı inanıyorsun nasıl diye. Dedim ki ona benim inandığım şey hiçbir zaman değişmedi. Yani evet. Ben çocukluğumdan beri ne hissediyorsam, neye inanıyorsam ona inanıyorum. Sadece bugünkü farkım geçmişte inandığım şeyi artık biliyorum. O zaman açık ve net olarak bir insan hem Müslüman hem de şamanist olabilir. Olabilir tabii. Dediğim gibi yani bu şuna benzer. Yani yoga yaptığın zaman dinden çıkıyor musun? Hayır tabii ki. Yoga da Hinduizmin pratiklerinden bir tanesi. Evet. Yogayı bir felsefe olarak da alabilirsin, bir yaşam biçimi olarak da alabilirsin. Zaten yoganın hareketi, hareketlerle ilgili olan kısmı yogik öğretinin sadece bir kısmıdır. Yani sadece yoga yapıyorsan Müslümanım deyip sadece namaz kılma hareketlerini yapmandan ibaret. Yani belki dua bile etmeden. Şamanlığın neden hiç değişmemiş olması iyi bir konu. Burada bir başka önemli unsurun da şamanizmde bir tanrı, belirli bir tanrı kavramı olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Allah, tanrı, kutsal ruh nasıl ifade buluyorsa dinlerde, şamanlıkta bunun bu anlamda bir karşılığı yok. Bahsettiğim gibi kültler var, doğa kültleri var. Gök Tanrı'nın dini yani Türklerin, eski Gök Türklerin dininin din olarak geçmesinin sebebi orada bir tanrı kavramı var. Dualite sistemi, gökyüzündeki ülgen, iyilik ve yaratıcı tanrı, yer altındaki erlik,
bizim bildiğimiz yani tanrı şeytan durumuna az çok karşılık gelen orada bir ikili tanrısal sistem var. Tengri de zaten tanrı kelimesi. Tengri Türkçe kökeninden evet. geliyor. Yani tan gökyüzü bağlamında da anlayabiliriz. Şamanlıkta yani bugünkü bilhassa üzerinde durduğumuz yaşam felsefesi olarak da düşündüğümüz şamanlıkta zaten bir dinsel bir inanç konusu yok işin içerisinde. Orada doğa varlıklarının, doğanın ve var olan her şeyin bir ruhu olduğunu, buna pek tabii insanda dahil, bir ruhu olduğunu, evrenin, kainatın bir ruhu olduğunu bilip buna göre yaşama esasını barındırıyor. Peki şamanizm denince akla ilk olarak ritüeller geliyor. Doğru. Şaman ayinleri de diyebiliriz. Tabii. Yanlış olmazsa. Bu ritüellerin amacı nedir? Ritüellerin amacı çok çeşitli. Bir ritüelin temel amacı bağlanmaktır. Bağlantı dediğimiz işte doğanın ve evrenin ruhuna ve belki o alanda bulunan, temsil edilen her neyse, bu bir varlık olabilir, atalar olabilir, bağlanmaktır. Aynı zamanda bu bir şifa ritüeli ise eğer, bu şifalanmak diye de düşünülebiliriz. Bu eğer bir şamanın kendisine hasta olarak getirilmiş bir kişiyle ilgilenmesi ise daha özel bir form alır. Bir kabilenin hep birlikte yaptığı bir şeyse daha farklı bir rol alır. Örneğin bugün yağmur duası dediğimiz olay da yine şamanik bir ritüel esasına dayalıdır. Yani yoksa tahmin edebilirsin ki İslamiyet'te dua edelim de Allah baba bize yağmur yağdırsın diye bir inanışa, yani Kur'an'da da böyle bir şeyin olabileceğine dair bir bilgi yok. Bununla beraber bizim kültürümüzde yine karşılık bulmuş bir anlayış bu. Yani o doğadan medet umma meselesi. Ritüellerde bu bir kutlama amacıyla da yapılabilir. Kabilenin gençlerinin ergenlikten yetişkinliğe geçişi esnasında yine bir kutlama şeklinde yapılabilir. Belki onların bir sınavdan geçmesi ne vesile olacak şekilde yapılabilir. Kabileye bir musallat olma durumu olmuştur veya bir uğursuzluk vardır, üzerinde bir enerji vardır ya da ekinlerde bir problem vardır gibi gibi doğayla ilgili gene durumlarda kabilenin enerjisini bir arada tutmak ve o bütünlüğü sağlamak ve o enerjiyi de iyi yere aktarmak için yapılan bir buluşma, bir toplaşma aslında ve bu alanı tutan kişi de şaman. Bugün artık kabile değil de çember diyoruz ona. Yani biz bir ritüel yaptığımız zaman örneğin dolunayda yapılan bir ritüel, dolunay çekim etkisiyle beraber nasıl okyanusları kaldırıyor, enerjileri çekme etkisi var. Yani manyetik alandan bahsediyoruz aslında. Bununla beraber insanlara da her şeyin bir titreşim olduğunu biliyoruz neticede. Geçmişte bırakmak istediği, artık kendisine faydası olmayan bir takım duyguların, durumların, düşüncelerin veya enerjilerin kendisinden arınması için de bir olanak sağlıyor. İşte dolunay ritüeli yaptığımızda da geleceğe dair niyetler koyuyoruz. Bunların hepsi enerjiler, frekanslar ve titreşimler olarak baktığımızda, yani niyet dediğimiz şeye, dua dediğimiz şeye bir enerji, frekans, titreşim anlamına baktığımızda, bir ritüel yaptığımızda hem bu bağlantıyı sağlamış oluyoruz hem de o ortamda doğan insanların niyetleriyle, dualarıyla ortaya çıkarttıkları, ürettikleri kalpten enerjinin gerekli yerlere ulaşması ve o enerjinin büyümesi için yapılan bir çalışmadır aslında. Bugün beraber de böyle bir seansımız olmuştu seninle. Evet. Gerçekten çok sıra dışıydı. Benim için hayatımda yaşadığım en özel tecrübelerden biri olmuştu. Peki bu ritüellerde öte alem varlıklarıyla şamanların karşılaştığı anlatılmaktadır. Sen bunu yaşıyor musun? Tabii yani zaten şaman vasfını almak için bunları yaşıyor olmak gerekiyor tabii ki. Peki ne tür varlıklar bunlar? Yani sen ne olarak tanımlıyorsun? Siz ne olarak tanımlıyorsunuz? Şimdi bunu anlamak için şamanizmdeki dünyalar kavramını bilmek lazım. Ondan bahsedebilirim bir parça. Şamanlıkta alt dünya, üst dünya ve orta dünya kavramları vardır. Ve şaman bu alemlere, alemler denir aynı zamanda, bu alemlere yolculuk yapan kişidir. Bu alemlere yolculuk yapmak için şaman olmak şartı da gerekmiyor. Yani şamanist yaşam felsefesini benimseyen, biraz bu pratiklere
ilgi duyan kişiler benim şamanın uyanışı ve şamanizm bilgeliği eğitimlerinde gösterdiğim yöntemlerle ve başkalarının da gösterebileceği yöntemlerle bu alemlere, en azından alt dünyaya ve üst dünyaya diyeyim, yolculuk yapmak mümkün. Yolculuk dediğimizde buna eski Türklerde kamlık etmek deniyor. Yolculuk yapmak dediğimizde aktif rüya olarak geçer. Böyle bir yarı trans hali, yani bilincin tamamen kaybolmadığı ama böyle çok da uyanık halde de olmadığımız bir yarı trans hali içerisinde görüntülerin gözünün önünde akması. Ve burada bu aleme yapılan yolculukta olan biten insanın imgesine, algısına nasıl denk düşerse yansır ve orada bir deneyim yaşanır. İşte bu deneyim esnasında o varlıkların projeksiyonuyla temas etmek mümkün. Bir de orta dünya dediğimiz bir alan var. Alt dünya ve üst dünya bilhassa rehberlik aldığımız ve yol bulduğumuz yerler. Alt dünyaya doğru yol almak kişinin daha çok kendisiyle, kendi nefsaniyetiyle, kendi iç dünyasıyla ilgilidir. Üst dünyaya yolculuk yapmak da insanın rehberlik aldığı varlıklarla, üst benlikleriyle, yüksek benliğiyle temas ettiği, kimi zaman tabii kabiliyetine göre gelecekten de haber alabileceği, rehberlik aldığı alanlar. Orta dünya dediğimiz yer, burası zaten Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçen cinler, periler gibi kavramların, varlıkların bulunduğu alan, orta dünya. Yani orası işte bizim bu bulunduğumuz fiziki var olan yer. Ve orta dünyaya yapılan yolculuklarda da bunda doğa ruhları da olabilir. Ormana gittiğin zaman oradaki varlıklar da olabilir. Dediğim gibi kutsal kitapta adı geçen cinler, periler gibi varlıklar ve başka türlü varlıklar. Onlarla temas edilen yerde orta dünya. Dolayısıyla orta dünyaya doğru yolculuk yapacak olan kişinin işinin ehli olması gerekir. Çünkü onların bu fiziki dünyaya da doğrudan temas edebilme ve etki edebilmek, insanın da psikolojisine etki edebilme güçleri bulunuyor. O yüzden ne yaptığını bilerek hareket etmek önemli. Korkmuyor musun? Yani korkmuyorum. Çünkü korkarsan yapabileceğim bir şey değil bu zaten. Türkiye'de şamanist çok var mı? Bu inanç sistemini benimsemiş olan, sen bir şamansın ve bir de senin bu eğitimi verdiğin insanlar var, bu inanç sistemini benimseyen insanlar var, çembere seninle birlikte katılan insanlar var. Yani Türkiye'de ne kadardır sayıları? Ya sayısı konusunda hiçbir şey söyleyemem. Tahminen yani böyle. Onu da söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Yani niye söyleyemeyeceğimi anlayacaksın. Bizim ritüellere, etkinliklere, kökler ve dalların etkinliklerine gelen insanların şamanist olduğunu söyleyemem. Yani her kesimden insan geliyor. Bunların arasında şamanizme de ilgi duyan, aynı zamanda yoga da yapan, aynı zamanda dergaha gidip semada dönen pek çok insan var. Yani şudur budur diye bir kalıp olayı aslında artık giderek yok oluyor. Yani herkes bütün o öğretiler içerisinden kendi yolunca uyumlu hissettiği ne varsa onu alıp onu takip ediyor. Yani benim çok arkadaşım var, yoga eğitmeni olan, bütün yogik felsefeyi bilen, mantraları söyleyen, aynı zamanda dergaha gidip semaya dönen, aynı zamanda bizim ritüellere gelip davulla eşlik eden çok arkadaşım var. Dolayısıyla şimdi bu insana diyemem ki o insan işte yogidir veya şamanisttir, evet, veya Müslümandır diye bir kalıp içerisine sokamam. Onlar da girmek istemezler zaten. Bir kere böyle bir grup var. Bunları topyekün spiritüel ve manevi arayışta, yönelişte olan insanlar diyebiliriz. Bu böyle. Bir de bunun haricinde bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde var olduğu şekilde, örneğin hani köydeki etrafı tütsüleyen binine, ağaçlara çaput bağlayan o dede veyahut üzerlikleri asan, işte bir şeyleri, bitkileri karıştırıp oradan bir otacılık yapan, bir şifa elde eden insanlar da aslında şamanist olanlar. Ama belki bunun farkında değiller. Veya kendilerini Müslüman olarak
biliyorlar ve Müslümanlar da pek tabii. Ama aynı zamanda da şamanizm geleneklerine bağlılar. Yani bizim Anadolu coğrafyasının DNA'sında bu olduğu için kati bir şekilde, yani ateist değilse kati bir şekilde de veya çok koyu belli bir dinin mensubu olup başka hiçbir şeyi tanımam demiyorsa, bir açıklığı olan herkes bu topraklarda yaşıyor olduğu için ve tahtaya vuruyorsa, örneğin gidenin ardından su döküyorsa, bu insanlar da şamanizmi öyle ya da böyle bir ucundan benimsemiş olan insanlardır ve bunun sayısı eminim onlarca milyondur. Yani milyonlarca ondur. Şamanların bir erk hayvanı var bildiğim kadarıyla. Erk hayvanları var, evet. Erk hayvanı nedir? Senin erk hayvanın nedir? Benim erk hayvanım kurt. Kurt. Hmm. Kurta benziyorsun da zaten, söylemiştim sana bunu da, ki herkes sana bunu söylüyor. Evet, söylüyorlar. Bazı fotoğraflarda böyle tam kurt gibi görünüyorum. İnsanlar kendi erk hayvanlarıyla özdeşleşiyorlar. Erk hayvanı nedir? Ondan bahsetmekte fayda var. Bu bütün şamanik kültürlerde var olan en güçlü şamanizmin öğelerinden. Güney Amerika'da Nahualler diye geçer. Erk hayvanı insanın dünya gezegeni üzerindeki temel rehberi esasında ve erk hayvanının nitelikleri o kişinin bu dünyaya ne yapmaya gelmişse, yaşam amacı neyse, o yaşam amacını icra edebilmesi, gerçekleştirebilmesi adına kendisine rehberlik veren, yol gösteren, kimi zaman bilgi veren, uyarılarda bulunan, bunu kendi beden diliyle yapabilir, karşına bir fotoğrafta çıkabilir, bir videoda görebilirsin veya canlısını görebilirsin. Belki aslan, kaplan canlısını görmek her zaman mümkün değil ama bir atı görebilirsin örneğin. Ve onlar yine bu yaptığımız yolculuklar vasıtasıyla bize rehberlik veriyorlar. Yolculukların dışında da gerçek hayatta bahsettiğim şekilde farklı imgeleriyle karşına çıkıp o sırada sana bir mesaj veriyor olabilirler. Örneğin Instagram'da gezerken karşına işte bir kurt çıktı ve o kurtun böyle çok vahşi bir hali varsa o sırada agresif bir enerjide olduğumu hissedebilirim mesela onun tavrına bakarak. Biraz da kişinin kendince yorumlaması. Yani orada yatan dinlenen birisini gördüğünde bu tembellik, uyuşukluk ediyorsun hayatında anlamına da gelebilir. Çok hırpalıyorsun kendini, biraz dinlenmen gerekiyor anlamına da gelebilir. O sen kendini bildiğince anlamını keşfedebilirsin. Yani sadece şamanlara özgü değil erk hayvanları. Erk hayvanıyla tanışmak, buluşmak için de bir yolculuk var. O yolculuktan geçtiğinde her insana aşağı yukarı beliriyor. Şamanizmde büyü var mı? İyi bir soru. Şamanik kültürlerin içerisinde elbette ki büyü gibi bahsedilebilecek durumlar mevcut. Örneğin vudu kabilelerine baktığımızda ve paganizm de aslında daha çok, yani Avrupa'ya yayılmış ve Keltik kökeni ağır olan, Anadolu'da da Keltler bulunmuştur bu arada zamanında, daha çok paganizme has olan bir konu bu, büyü konusu. Yani büyü deyince ne anladığımız da önemli tabii. Yani büyü enerjileri belli bir niyet doğrultusunda yönlendirme uğraşı. Şimdi bu niyetler çoğunlukla nefsani olduğu için, yani bir şey elde etmek, bir şeyi almak, bir şeye hakim olmak, hükmetmek veya bir şeyin akışını değiştirmek yönünde baktığımızda buna büyü diyoruz. Fakat eğer hayırlı bir şey istiyorsa zaten insan, onu doğanın ruhlarından istemek, bunun karşılığında da ona bir sunakta bulunmak, ormana işte meyveler, tohumlar bırakmak gibi olabilir. Bunun biraz daha güçlü örnekleri kurban kesmek de aslında böyle bir örnek şeklinde kendisini gösterir. Yani hayırlı bir şey istiyorsan zaten bunun için büyü yapmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Büyü meselesi daha çok nefsani bir yönelimdir. Yani illaki art niyet taşır, kötülük amacıdır demiyorum. Onun altını çiziyorum, fakat nefsani olan olduğu için düşük titreşimli ve maddeye yöneliktir. Neticede insanı yüksek bilince taşıyacak bir şey değildir büyü. Fakat birisinin üzerine bir işte büyü yapılmış, bir nazar konmuş gibi bir, yani bir enerji birisinin üzerine odaklanmışsa, o enerjiyi
kişinin alanından uzaklaştırmak için bir çalışma yapılabilir. Buna karşılık yapılan çalışmaya kimse hani karşı büyü gibi bir şey dese de bence buna büyü değil, olsa olsa temizlik denilebilir. Peki, senle de ilk tanıştığımızda İtalya'ya gidecektin. Korona yüzünden gidemedin bildiğim kadarıyla. Öyle bir evet. etkinliğin vardı İtalya'da. Yani Türkiye'nin birçok şehrinde de, dünyanın birçok ülkesinde de etkinlikler ve ritüeller düzenliyorsun. Evet. Bu anlamda tanınan birisin. Uluslararası anlamda evet. gerçekten çok tanınan birisin. Bize düzenlediğin etkinliklerden biraz bahseder misin? Bizim 2016 yılından bu yana kökler ve dallar yapısı altında düzenlediğimiz etkinlikler var. Bunların yazları mevsim zamanında Erikli Yaylası'nda yaptık bugüne kadar. Çınarcık Yalova'da. Orada bir alan artık bizim alanımız gibi yani enerji olarak bizim alanımız ama toprak sahibi değiliz. Her sene de orada bir hikayeler dönüyor. en nihayetinde layığı neyse oraya eriyor. Bu etkinliklerde ilk başladığımız Ormanın Ruhu 30 kişilik bir inziva gibi başlayıp bugün 100 küsür kişiye ulaşan, bu senede yani her sene çapuk büyüyen bir festivale dönüşen buluşmamız var. Ve Ormanın Ruhu Şamanik Şifa Buluşması adıyla başladı. Şimdi artık sadece Ormanın Ruhu. Bu videodan sonra 100 değil 100 bin kişiye ulaşabilir yalnız bu. Sana söyleyeyim. peki düzenlediğin diğer etkinlikler hani böyle insanların katılımcı olarak geldiği belli başlı etkinlikler var. Yani olanları sayabilirim. Ormanın Ruhu bir festivale dönüştü artık. Ormanın Ruhu'nun ilk zamanki ruhunu yansıtan şekliyle de Ormanın Kalbi adıyla yapıyoruz. O gene böyle 40-50 kişi bir arada olduğumuz buluşmalar. Ormanda yaptığımız bu buluşmaların mahiyeti sadece şamanik değil. Fakat ormanda olduğumuz ve bizim kökler ve dallar kabilesinin hem eğitmenlerimizin içerisinde aralarında Nilüfer Ormanlı, Arbil Çelen, Cenk Güç Bilmez bize destek veren Burcu Sevgi ve tabii ki benim etkinlikleri birlikte yaptığım Ece Dündarak gibi kıymetli isimlerle beraber ve bütün her şeyin olmasını sağlayan Alice Akar'la birlikte herkesin bir şamanik bağlantısı bulunduğu için olayın özünde bir şamanizm duygusu hissediliyor. Bununla beraber farklı kültürlerden, farklı disiplinlerden, farklı öğretilerden çalışmalara da yer veriyoruz. Her zaman konuk olarak katılan insanlar da oluyor. Geçen sene Ormanın Ruhu'na Avusturya'dan gelen Pablo ve Sabina ve Pia Bernardi gibi isimlerin yani yabancıları da açılmaya, ağırlamaya başladık. Çalışmalar oluyor. Ve burada gün sabahleyin yoga veya tai chi pratiğiyle başlar. Sonra hep beraber sofraya oturulur, meditasyon yapılır. Bunun içinde bir atölye çalışması olur. Mandala yapan Sanem Aydın arkadaşımız var, onun bir çalışması olur. ve gün içerisinde yolculuklar, şamanik yolculuklar, öğretiler olur. Akşama doğru da, akşam yemeğinden sonra müzik, çember etrafında bir performans, bu ateşle yapılan bir performans da olabilir. Gene geceye yönelik bir şamanik çalışma olabilir ya da bir ritüel olabilir. Yani aslında onlar da küçük birer festival ve şifa festivali kıvamında gerçekleşiyor. Bunun haricinde bizim Ece ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kendine dönüş inzivalarımız var. Kendine dönüş inzivası da insanın manevi yolculuğu ve tekamülü kendisinden başlayıp bütün evreni kat edip yine kendisinde buluşan bir yolculuktur. Ve kendini dinlemek, kendine dönmek, kendi özünü anlamak, iç seslerine, kendi alt benliklerine, bedenine, duygularına, zihnine, ruhuna kulak verebilmek ve bu yolda kendini bularak ilerleyebilmek adına öğretileri paylaştığımız bir inziva, kendine dönüş. Bunların dışında bir de benim verdiğim şamanizm bilgeliği ve şamanın uyanışı eğitimleri var. Bunlar eğitim. Ve eğitim niteliğinde olması da günün sonunda bir şaman olunacak gibi bir iddiası yok. Fakat şamanik uygulayıcılık dediğimiz şamanik pratikleri bir çember açıp
davuluyla, sesleriyle, öğretileriyle ilerleyen ve ilerlemek isteyen insanlar için veyahut sadece ben dolunayda ritüel yapmak istiyorum kendi kendime de nasıl yapacağımı bilerek yapmak istiyorum diyenlere, şamanist yaşam felsefesini merak edenlere bilgi ve öğreti ve pratik imkanı sunan eğitimler. Bu eğitimlere ve etkinliklere katılmak için kime ulaşmaları lazım? Çünkü herkes muhtemelen şu an bunu düşünüyor. Umut Fırat E hesabından Instagram'da bana ulaşabilirler. Aynı zamanda da bütün etkinliklerimizin bir arada olduğu Kökler ve Dallar hesabımıza ulaşabilirler. Umut Fırat E ve Kökler ve Dallar Instagram'da. Doğru. Ülkemizde şamanizm tam olarak anlaşılamadı. Yani herkesin kafasında farklı şeyler var. En basit tabiriyle, yani bir çocuğa anlatacak olsak nasıl anlatırız yani, nedir? Orada şöyle güzel bir hikaye var. Çocuk deyince, örneğin doğada bir nehir ve o nehirden karşıya geçme durumu olduğunu düşün. Şimdi beyaz adam geldiğinde ne yapar? Ben bu nehirle mücadele edeceğim, yeneceğim onu, geçeceğim karşıya, yakarım yıkarım diye girer konuya. Ve o mücadeleye atar kendisini. Artık ne olursa, nasıl olursa batar çıkar, ölür dirilir bir şekilde karşıya geçer geçemez. Bir mücadele haline girer. Yani doğayı kendisine düşman olarak ya da yenilmesi gereken bir varlık olarak görür ki zaten bugün insanın meselesi hep doğayı alt etmek, doğaya üstün olmak tarafında düğümlendiği için de içinde bulunduğumuz dünyayı yaşıyoruz yani. Bir kabile çocuğu geldiği zaman o nehirden, o azgın nehirden karşıya, taşkın nehirden karşıya geçmek için o önce nehrin ruhunu selamlar ve oraya geldiğini, onu gördüğünü bildirir. Ve nehirden karşıya geçmek için nehirden müsaade ister, izin ister, kendisine kolaylık göstermesini, yardımcı olmasını ister. Ve bunun için alma verme dengesinin de bir karşılığı olarak nehirde bir sunuda bulunur. Sunak kültüründen gelir bu da. Yanında bir parça ekmeği varsa onu balıklar için nehre atar. Veya orada hiçbir şey yoksa bir çöp varsa onu alır. Bugün doğanın en çok ihtiyacı olan sunu şekli de oradaki bir çöpü almaktır. Ve ona bağlılığını, ona sevgisini hissettirir. İşte bunu yaptığı vakit o nehrin ruhu o çocuğa sahip çıkar ve o sırada belki bir rüzgar eser ve o çocuk bilir o işaretleri almayı. Bunu hayatta hepimiz de zaman zaman yaşarız. Bir şeylerimize yol gösterdiğini hissederiz. O sırada bir rüzgar eser, bir yaprak düşer oraya ve çocuk aşağı doğru yönelmesi gerektiğini hisseder ve orada belki üzerine basabileceği bir kaya görür. Belki geçebileceği daha kolay bir yol görür. Sudan geçerken karşıya ayağa kaydı düştü belki. Niye? Çünkü inancı belki tam anlamıyla değildi. Onun pekişmesi gerekiyordu. Ayağa kaydı düştü ama son anda bir tutunacak bir dal bulunur. Der ki nehir beni kurtardı. İnancı iyice pekişir. İşte o kabile çocuğunun gelip nehrin ruhuna selam etmesi ve ondan müsaade edip, müsaade isteyip karşıya geçmesi şamanların ruhu özünde budur. Budur. Doğa. Doğayla bir olduğumuzu, aynı ruhta olduğumuzu, bütün olduğumuzu ve bize ev sahipliği yapan, ona bağımızı, kalbimizi açmayı hatırlatan varlığın dünya ana olduğunu bilmektir. Ve bu her şey için, kainat içinde. Şamanizmin benim için hep gizemli ve özel bir yanı olmuştur. Fakat en özel yanı da budur. Çünkü ben bilmiyorum dünyadaki başka bir inanç sisteminin doğayla bu kadar güzel anlaşabildiğini. Doğayla anlaşmanın dilidir, yoludur da aynı zamanda şamanizm. Bugün insanların şamanla bu kadar ilgi duymasının sebebi de insanı olduğu gibi bir kalıba sokmadan ve doğayı da her şeyi bütün bir halde kucaklayan bir felsefe sunmasından dolayı bunca insan nasıl herkes artık doğaya gitmek istiyor. Çadır satışları patladı. Evet. İnsanların da işte doğaya yönelmesi inanç anlamında da buna bir inanç değil de yaşam felsefesi diyoruz. Şamanizmi merak etmeleri, ilgilenmeleri de herkesin doğayla yeniden bağ kurmak istemesinden de etkileniyor diye düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum, bunu çok merak ediyorum ben. Şamanizm Orta Asya'da da var fakat çok alakasız bir şekilde
Amerika'da Kızılderililer arasında da Orta Asya'dakine çok benzer bir şekilde var. Tabii. Nasıl olabilir bu yani? Çünkü Kızılderililer ve Orta Asyalılar akrabadır zaten. Çünkü bu hani Kızılderililer Türk... Hep efsane diye bakılır aslında buna. Efsane diye bakılıyor mu? Aslında efsane değil. Profesör Reaus Türkkan'ın Kızılderililer ve Türkler diye bir kitabı var. Orada bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Kızılderililer Türk olmamakla beraber yani kardeş değiller ama amca oğludurlar diye bahsediyor orada. Bunlar Bering Boğazı'ndan yani Asya'nın bir ucuyla Kuzey Amerika'nın bir ucu dünyaya yukarıdan baktığımızda birbirlerine çok yakınlar. Yani Asya'nın bir tarafından baksan Amerika'yı görüyorsun neredeyse gözünle. O kadar yakın birbirine. Tabii biz haritayı açık gördüğümüz için bize öyle gelmiyor. Çok uzakmış gibi geliyor. Bering Boğazı ya donmuş olduğunda ya da belki daha geçmişte kara olduğunda yani üzeri su olmadığında Orta Asya'dan göç edenlerin boğaz yoluyla Amerika'ya, kuzeye, Alaska'dan sonra aşağıya doğru yavaş yavaş inmeye başladığı biliniyor. Ayrıca başka toplulukların da İtalya'ya götürülen ve İtalya'da kalan bir Türk topluluğunun da bu Meluncanlar vardı bir dönem Amerika'da. Meşhur olmuştu Türk kökenli Amerikalılar diye. Onlar da buradan yol almış olan bir topluluk. Ayrıca Azteklere bakıldığında, Mayalara bakıldığında onların eski heykellerinde böyle pala bıyıklı, aynı bizim Türk simasında karakterler var. Gene Profesör Hoca'nın kitabında bahsettiği Er Ak Koca isimli bir karakter var ve oradaki en kültüre etki etmiş, oradaki en üstün görülen karakterlerden bir tanesi topluma etkilemiş olan. O da ismiyle de zaten çağrıştırıyor ve Dede Korkut gibi bir karakter. Yani aslında Amerika kıtasına bu Türk ailesinden olan, bizim doğrudan bizim Türkler değil, bizim amcaoğlumuz gibi, akrabamız gibi düşünebileceğimiz Türkler, çok geniş bir kavim çünkü. Onların Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya sirayet edip orada şamanik kültürü de oraya taşıdıkları biliniyor. Doğrudan şamandırlar zaten. Kızılderililer de şamandır. Güney Amerikalılar, Orta Amerikalılar da çaman derler onlar. Çaman diye anılır. İsmiyle de aynı olduğu için zaten aynı kökenden geldiğini de anlayabiliyoruz. Çok teşekkür ederim Umut. Geldiğin için çok inanılmaz keyifli ve inanılmaz dolu dolu bir sohbet oldu. Eyvallah. Yani belki yakında bir daha buna benzer biraz daha böyle derini, biraz daha ileri adımının bir yayını yapabiliriz. Yani bu aslında bir başlangıç. Çok daha derin konular var. Eminim ilgi duyan takipçilerin de merakla izleyecektir. Ben de memnun olurum tabii daha derinlere gitmekten. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umut Fırat Instagram hesabı artı kökler ve dallar Instagram hesabı etkinlikler için, eğitimler için veya sadece merak ettiğiniz için oradan kendisini takip edebilirsiniz. Benim de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.